Şimdi. Peki oyun hakkında Fatih Terim neden bir şey söylemiyor? 90 dakika. Sen ne diyorsun? Neden? Sen ne söylüyorsun? Rezil bir... Ya 40 bin seyircisi önünde rezil oldu Galatasaray'a. Evet. Tarihi fark yerdi ya. Burada Bursaspor bir de Samet Aybaba'yı kutluyorum. Harikaydı. Harika bir takım yaratmışlar. Helal olsun. Ama nasıl? Fatih Terim'in daha dikkatli olması lazım. Gençler oynuyor hocam. Anladın mı? Bak, daha dikkatli olması lazım. Bak bir takım antrenmanda ki Fatih Terim bunlara dikkat eder. Bu çok önemli bakın. Antrenmanda her zaman kaytarırsın. Hani gidip de hani çok kötü şimdi söyleyemiyorum burada. 10 numarayı verelim, 11 verelim. Çok kötü bir hayat yaşayabilirsin yani seksüel olarak falan. Anladın mı? Antrenmana geldiği zaman kaytarırsın ama maçta kaytaramazsın. İstediğin kadar antrenmanda kaytar maça çıktığın zaman o yükün altına çünkü yükün altına girdiğin zaman bütün adelelerin falan kasık gider, diz gider, adele çekmeler olur, her şey olur. Bakın burada önemli olan Fatih Terim'in bunlara mani olması. O gün 3 tane adam bak bugün itibariyle 2 gün sonra çok önemli bir maç var. Schalke maçı. 12 numarayı verelim. Hani, evet. Bir dakika dur. Sen hayır devam et ben 12 evet. numarayı verelim diyorum. Emre Akbaba sezonu kapattı abi. 7. haftada sakatlandı. Dur bakalım daha dün bugün 2 ya. Bir dakika. Onyekuru yok. Serdar yok. Serdar 2 maç oynuyor 4 maç yok. Fernando sakat, Fegülü sakat. Donk oynar veyahut oynamaz. Düşün abi bak. Selçuk, İnan ve Eren daha yeni sakatlıktan kurtulmuşlar. Ne olacakları belli değil. O gün Bursaspor maçındaki gibi Onyekuru, Serdar gibi o da Schalke maçında çıkabilir. Galatasaray düşünsene 6, 7, 8, 9 tane ana takımın ana nüvesini oluşturan oyuncu bunlar. Bunlar taşıyor Galatasaray'ı. Açık konuş ne diyorsun? Galatasaraylı oyuncular kötü mü yaşıyor mu diyorsun? Kötü hayır, yaşıyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Kötü yaşıyorlar. Sana ben bir şey söyleyeceğim. 15 gün ya milli bak. Maç ara 15 gün adam diyor ki bizim Muslera Uruguay'a gitmiş de 4 saat işte ne yok 4 saat farkı varmış da ne bileyim 6000 kilometre gitmiş de gidecek tabii ya. 15 gün bu ya. Bir tane maç oynuyor buraya geliyor. Ne var bunda? Gidiyor orada anasını babasını görüyor. Sülalesini görüyor. Dünyada var. Zaten herkes yapıyor bunu. Aynen öyle. Öbür ya bana ne yani? Dünya kadar para alıyorsun sen buradan ya. Utanmadan bir de çıkıyorlar. Abi açık söyle ne diyorsun yani? Bu futbolcular kötü mü yaşıyorlar da böyle sakatlıyorlar? Aynen kardeşim. Yoksa Fatih Hoca'nın aynen. ekibi kötü mü çalıştırıyor? Bunlar abi açık konuşun gibi. Açık. 15 gün. Daha açık konuş. Ne konuşacağım? Demin söyledim işte. Daha açık ne de? Adını anlatayım mı yani? Kötü oyuncular hayatları çok kötü. Tamam. Kötü sen kendine bakmıyorsan bak istediği kadar antrenmanda idman yaptır. Mesela bak bir şey söyleyeceğim. Hacı'nın son kovulduğu bunu ısrarla da söylüyorum. Hacı'nın kovulduğu son dönemde yardımcısına diyor ki ben bunları anlayamıyorum diyor. Bizim zamanımızda diyor bir saat diyor biz eksiklerimizi tamamlamak için idman falan yapardık diyor. 10 dakika sonra gidiyorum diyor soyunma odasına. Galatasaray futbolcular Arda'nın dönemi o dönem. Futbolcular yıkanmış, giyinmiş, gitmişler diyor ya. 10 dakika ya. Burası diyor jimnastik kulübü mü diyor ya. Bunların para kazandığı iş yeri burası. Burada kendilerini geliştirmek zorunda ama yok güçleri yok. Fatih Terim bunu nasıl yer ya? Gökmen abi. Hala Gökmen abi sakatlıkları... Da, bir dakika abi dur. Kızmış tebrik Gökmen ediyorum abi. Da çok iyi mücadele etmişti. Ne etti be? Tarihi fark yiyordun. Keşke yeseydin. 4 tane 5 tane yer belki tedbir alırdınız be. Cedi Trabzon'daydı. Gökmen abicim. Bu kadar da değil biraz yani. Biraz fazla tamam. insafsız davranıyorsunuz. Hayır değil abi. Bir ne tane golcüsü yok doğru düzgün Eren haricinde. Eren çok özel bir oyuncu onu köşeye koyuyorum. Şampiyonlar Ligi'dir. Türkiye Kupası'dır. Ya Fatih Terim'e biz neden bütün Galatasaray yanında, taraftarı ben dahil. Onun yanında. Bütün taraftar neden Fatih Terim'e doğru düzgün transferler yapılmadı. Fatih Terim yoktan var eden bir hoca. Efendim? Fatih Terim neden bütün Galatasaray taraftarı ben dahil. Neden Fatih Terim'e bu kadar övgü dolu sözler söyledik zamanında? Ha, neden? Sinekten yağ çıkarttığı için. Aynen öyle. Aslanlar evet. gibi çıkar. Evet. Hiçbir haklı sebeplere sığınmaz. Tamam. Anladın mı? Tamam. Haklı sebeplere sığınmaz. Aslanlar gibi gelir, abi. Çıkar, oynar. Yenildi bir soru sorabilir miyim? Tamam, buyur abiciğim. Sorabilir miyim? Buyur abi. Şimdi şu söyleyeceğiz Galatasaray. Şu an lider. Şampiyonlar Ligi'nde zannedersem grubunda galiba lider mi Galatasaray? Yok. Üçüncü hayır değil. Puan durumu getirir. Üçüncü değil ya. Puan durumu getirir. Getirir arkadaşlar. Galatasaray bir tane deplasmanda oynadı kaybetti. Bir de içeride üçüncü oynadı. Üçüncü abi. Üçüncü ama şey olarak. İşte ne ya? Ne ya? Puan olarak çok önemli değil. Ama kötü değil tablo. Bir galibiyet var değil mi? Bir tane galibiyeti var. Yenmesi gereken yani alması gereken galibiyeti kötü aldı. Değil tabii. Tabii kendi. Canım kötü değil tablo. Şimdi Bursaspor maçında. Öyle kazanırsan takımın, çok iyi. Her takımın bugün bakıyorsun Real Madrid'e bakıyorsun Barcelona'ya bakıyorsun kendi sahasında yeniliyor.
pozisyonlara da giriyor rakipler. Yani öyle bir lüksü olmasın mı yani? Hayır, kaybetmesin hayır, mi? Abi, yani Galatasaray'ın Galatasaray'ın yani içeride puan kaybetme lüksü Galatasaray'da gerçekten çok Fatih Hoca içinde değil mi hocam yani? Real yorumlar yapıldığı için Galatasaray onun için bütün takımlardan 21 puan şey 21 şampiyon olmuş. 4. yıldız takmış, bir tane de fazlası var. Yapmayın, UEFA Kupası, Süper Kupası Galatasaray neden var? Her zaman Galatasaray'dan realite yanında eleştiri geliyor. Ya Gökmen abi, oyuncular niye böyle sakatlanıyor diyor. O 20 dakikada 3 değişiklik. Ya yapmayın ne olur, Galatasaray'daki futbolcuları ben tanıyorum. Şimdi söylediğiniz sözler yanlış yerlere gidiyor. Niye sakatlanıyor? Ben Gökmen abi, ben Gökmen abi, ne demek istediğini biliyorum. Yapmayın. Bak Ertem, Barcelona ne ya? Hayır, Hayır. Delirdi adam. Bravo ya. Pardon, bir şey yok hocam. Gökmen abi sinirlendi. Ertem bak. Bütün kabahat sende Ertem. Fatih Terim'i sıvamak için Gökmen abi yemek veriyor. İşte Fatih Terim'i sıvamak için falan diyor. Hiç alakası yok. Ben geçen seneden beri Fatih Terim'le hiç görüşmüyorum. Bırak şimdi Fatih Terim'i. Ben oyuncuları koruyorum. Bir Ekim'de. O futbolcuları koruyor. 1 Ekim'de. UEFA'nın sitesinde 113. yıl kutlu olsun diyor. Happy birthday Galatasaray diyor. Sakin ol. Neyi koymuş oraya? UEFA kupası 1. Altına süper kupa yazmış 1. 21 tane şampiyonluk yazmış. Lig şampiyonluğu. Şimdi, 17 tane Türkiye kupası şampiyonluğu yazmış. Gökmen abi şurada katılıyorum. Tekrar altına yazmış. Happy birthday Galatasaray diyor. Ben... Düşün bak Galatasaray zaten bilmiyorum yani bizim bu yönetim ve camia içinde inanılmaz sinirliyim. Divan üyesi. Niye sinirlisin bu kadar? Yok abi. Ben sana şurada katılıyorum. Sen Özge'li Şirin gibisin aynı var ya Gökmen abi. Bir dakika Ertem. Gökmen abinin sen iradesine şey yapamazsın. Hür iradesine. Fark etmez. İradesi hür iradesi. Anlamışım. İradesine çok özür diliyorum. Sen kendi engelleyemezsin Gökmen abinin fikirlerini engelleyemezsin. Ama araya girmek zorundayım Sinan abicim. Hür iradesi falan değil. Bir Gökmen abiye ben sonuna kadar katılıyorum şu konuda. Ben de katılıyorum. Sakatlanmanın en büyük sorunlarından bir tane özellikle adres sakatlanmanın sorunu kabul ettiğin iyi bakmamaktır. İyi yaşamamaktır. Uykusuzluktur, düzensiz hayattır. Doğru söylüyor. Evli veya bekere fark etmez. Eğer futbolcu adele sakatlığı yaşıyorsa tekme yok, bir şey yok. 20 dakikadır Cristiano Ronaldo. Bakın bakalım adelesi çekiyor mu? 60 tane maç oynuyor. Burada Gökmen abiye katılıyorum ama öteki durumda katılmıyorum. Galatasaray içeride puan kaybetmede lüksü vardır. Onun... Kötü oynamada lüksü vardır. Bu kadar değil, katılmıyorum. Sinan bu kadar değil. Bir takım futbolcu sakatlara katılıyorum. Bak, katılıyorum. Bu kadar bak. Futbolcu sakatlığına katılıyorum. Doğru söylüyor. Maçından beri lider olup da lider devam eden bir takımın bu kadar kötü oynama hakkı yok. 4 tane çok keşke bak ya. Keşke 4 tane yeseydi. Ondan sonra da gidip tedbir alacaklardı. Gökmen abi lider ya. Takım geberdi. Ya Gökmen abi lider takıma sallıyorsun ya. 4 tane 5 tane sakat var. Gökmen abi lider. Sinancığım bak Sinancığım bir saniye. Allah Allah Sinancığım bir şey hocam takımını korusana. Ya Sinancığım sakatlıklar sadece Galatasaray'da yok. Liverpool'da bak Liverpool'da Mane ve Salah. Chelsea'de Giroud. Fenerbahçe'de Slimani, Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp geçenlerde çıktı. Medyada sistemini dile getirdi. Dünyanın her yerinde bu tip sakatlıklar oluyor. Bu adamlar Salah kötü mü yaşıyor? Slimani kötü mü yaşıyor? Giroud kötü mü yaşıyor? Takım zaten 21 tane Fatih Terim'de 21 tane oyuncu var. Ya şu Ertem'i bana bırakın ya. Sakat be. 9 tane sakat. Evet. Şarkı maçında Şarkı. Ya Gökmen abi. 15 gün milli takım arası var ya. Nerede sakatlandın lan sen? Gökmen abi bir dakika ya şu Ertem'i. İçleri boş abi bir dakika lütfen. Bugün ilaç mı aldın? Bir dakika dur abi sakin ol. Ertem efendim. Ya bak dinle oğlum biz senden tecrübeliyiz futbol olarak. Futbolcu abinler var burada 3 tane. Senden tecrübeliyiz. Tamam. Bak sen de bizden istifade et. Biz de senden bazı. Bence siz bu futbolcuların aldıkları paraları kıskanıyorsunuz eski futbolcular. Kıskanıyor musunuz? Evet. Siz peki bu hafta Milan'ın... Bu oyuncuların Milan aldıkları paraları kıskanıyorsunuz. Gökmen abi de kıskanıyor. Sen de kıskanıyorsun. Sen... Hoca da kıskanıyor. Sinan abi de. Hepiniz kıskanıyorsunuz.